Kurumsal Spor'dan herkese merhaba. Geçen hafta gerçekleştirilen 8. Uğur Mumcu Anma Koşusu ile programımıza başlıyoruz. Bugün Uğur Mumcu Koşusu'nda Kartal Belediyesi'nin desteği büyük. Bu koşunun yapılması hakkında ne söylemek istersiniz? Baştan şunu söyleyeyim. Bir Galatasaraylı olarak ilk defa Galatasaray amblemli bir mikrofona konuşuyorum. 25. yıl. Dolayısıyla araştırmacı, yazar, Türkiye'nin önemli sorunlarını 25 bin yıl önce ortaya koyan, bugünleri anlatan kişiyi 8. yılında anmak tabii ki bizim görevimiz. Sömestr tatiline gelmesine rağmen önemli bir genç katılım var. Uğur Mumcu'yu bilen, tanıyan, yaşı ileride olan katılımcılar var. Dolayısıyla güzel bir etkinlik. 8.sini düzenliyoruz. Bu hanımefendi de benim kızım. İstanbul Maratonu'na katılmıştı. Şimdi de 5 kilometre koşacak. Sen ne diyorsun? Ne söylemek istersin? Bize tasarım araştırma katılımı Tak Kartal olaraktan grup tona koşuyoruz. 5 kilometreyi koşacağız. Ben Ali İsmail Korkmaz Vakfı, Ali Kevranlers koşucusuyum. Yaklaşık 3 yıldır koşulara düzenli olarak katılıyoruz. Hem vakfımızın tanıtımını yapıyoruz, hem de spor yapıyoruz, sağlıklı yaşamaya çalışıyoruz. Bunu da bütün topluma yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Vakfın amacını ve bugün burada 8. Uğur Mumcu Koşusu'nda koşmanızın amacını da anlatabilir misin? Amacımız Ali İsmail Korkmaz'ın hatırasını yaşatmak, gelecek nesillere onun düşüncelerini aktarmak. Ali İsmail Korkmaz çok meraklı, çok sevecen bir çocuktu. Hayatında planları, umutları vardı ve bunları da en başta kendi odasına, ailesine, çevresindeki insanlara, okuldaki diğer insanlara, yaşlara yaptığı ziyaretlere, gençlere sunulması gereken imkanlara anlatarak hayatı boyunca yapmaya çalıştı. Biz de onun umutlarını, düşlerini geleceğe taşımaya çalışıyoruz. Öncelikle sizi ve Mercedes-Benz takımını tanıyarak başlayalım. Merhabalar, 5. yılımız 2018 yılı. Yaklaşık önümüzdeki geçmiş 4 yıl boyunca İstanbul Maratonlarına düzenli olarak katıldık. Her İstanbul Maratonunda da geçen 4 yıl boyunca yardımseverlik koşusu yaptık. İlk sene Akut, ikinci sene Koruncuk, üçüncü sene Kaçu. Geçen sene ise Darüşşafaka Vakfı için yardımseverlik koşusu yaptık. Hem bir yandan koştuk hem bir yandan da bağış topladık. Geçen sene adım adım bünyesinde en fazla koşucuyla, en büyük bağışla katılarak şirketimizi temsil ettik ve şirketler sıralamasında birinci olduk. Abicim de eklemek istediği şeyler varsa. Şirketimizde çalışanlarla oluştu. İlk başta küçük bir grupla başladık ancak ilerleyen dönemde arkadaşlarımızın katılımıyla birlikte en geniş çalışan kadrosuyla oluşan şirket takımı olduk. Öncelikle sizi tanıyalım. Bu koşunun sizin için önemi nedir? Bugün ne için koşuyorsunuz? Ben Erdoğan Dulda.
Ankara'dan geliyorum. Uğur Mumcu koşusuna 4. defa katılmış oluyorum. Atatürk'ün bir sözü vardır. Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim. Bunun üzerine ben ortaokul 1. sınıfından beri bu atletizme devam ediyorum. Türkiye'nin en eski lisansına da sahibim. Uğur Mumcu koşusu Türkiye'de gelmiş, geçmiş ve geleceğe de dayanır. En iyi bir gazeteciydi, yazardı. Doğruları söyleyen, hakikatleri ortaya koyan ve Atatürk'ün sözüne de inanan bir şahıstı. Ben kendisini Ankara'da bir defa gördüm. Ben Atatürk'ün açmış olduğu Ankara'ya ilk gelişinden beri Atatürk koşusunu 45 defa koşan bir Ankaralıyım. Uğur Mumcu'yu saygıyla anmak için bugün de Ankara'dan İstanbul'a geldim. Rahmetle anıyorum ve kendisine bu koşuyu tertip edenlere de teşekkür ederim. Ailesine sabırlar, iyi günler temenni ediyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sevindim. Merhaba, Utku Er Yaşar ben. Team Kronos yöneticilerindenim. Bugün burada 8. Uğur Mumcu'yu anma koşumuzu yaptık. Uğur Mumcu Mahallesi'ndeyiz, Kartal'dayız şu anda. Belediye Başkanlık Kupası aynı zamanda bugün okullar müsabakalarını tamamladık. Biz yarışmanın organizatörüyüz sadece. Yarışmanın sahibi Kartal Belediyesi'dir. Sayın Başkanımız Altınok Özbey bugün aramızdaydılar. Ödülleri birazdan onlar takdim edecekler. Okullar klasmanında 60 öğrencimiz, büyükler kategorisinde ise takımlar ve bireysel olmak üzere yaklaşık 1000 sporcu koştu bugün. 1000 kişi de kayıtları kapatmıştık zaten 2 ay önce. Oldukça güzel bir atmosferde geçti. Hava sıcaklığı uygundu koşmak için. Çok eğlenceli bir yarışma oldu. Geçtiğimiz senelere göre oldukça kalabalıklı katılım sayısı. Birazdan 4 yaş grubunda ve takımlarda ve genel bireysel sıralamalarda kadın ve erkeklerde birçok kişi kürsüye çıkacaklar. Bakalım kimler derece almış, hep beraber göreceğiz. Kayak Federasyonu Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Kayak Akademisi'ni açtı. İzliyoruz.
Merhabalar, ben Fikret Başaran. Kayak Akademisi'nin müdür yardımcısıyım. Ayrıca atletik performans koçuyum. Spor Akademisi mezunuyum. Edirne Spor Akademisi mezunuyum. Asıl profesyonel branşım da tekvandodur. Buraya gelme amacım hem kayak milli takımının kondisyon kısmını tamamlamak, hem de buraya gelen halkın kondisyon kısımları ve teknik kısımlarını tamamlayabilmek. Peki öncelikle bize bu Kayak Akademisi'nden bahseder misiniz? Ne kadar oldu burası açılalı ve burada ne gibi hizmetler sunuyorsunuz? Genel bir anlatım istiyorum size. Kayak Akademisi 4 ay önce açıldı. Sayın Federasyon Başkanımız Erol Yarar tarafından 2 yıl önce hazırlanan bir projeydi aslında bu. Faaliyete geçmesi 4 ay önce oldu. Buranın asıl amacı 2026 kış olimpiyatlarına hedef olduğumuz için, yani aday olduğumuz için açılması ve halka daha iyi eğitim verebilmek ve halkı tamamıyla dağ ile birlikte bir bütünleştirmek. Amacımız bu. Peki burada kaç yaştan başlıyor eğitim? Kaç yaşa kadar sürüyor? Biraz onlardan da söz edebilir misiniz? Burada yaş sınırlaması 3 yaşındaki çocuklarla başlayıp yetişkin yaş gruplarında bir sayı sınırlamasını vermiyoruz. Çünkü her yaştaki insanın tekniğine göre bir eğitim seviyesini branşlayıp taslak haline getirebiliyoruz. Ama eğitimin temel noktası sınır olarak 3 yaş grubunu alıyoruz. Peki genelde çocukların dışında hep başlangıç seviyesi mi geliyor buraya, yoksa biraz da başlamış da ilerletmek isteyen mi? Buradaki hedef kitle nedir? Buradaki hedef kitle aslında biz 3 yaşındaki çocuklardan başlayıp 12-15 yaşındaki yaş gruplarına göre daha iyi kayak eğitimleri verip onları Türkiye Kayak Akademisi'nden Türkiye Federasyonu'na, milli takımlara çıkartmak. Bizim asıl amacımız bu. Hani Türkiye'de bir elmasları mücevher şekline döndürmek. Amacımız bu. Ama buraya kesinlikle sıfır bilen değil de tamamıyla profesyonel eğitim alanlar da gelip eğitimini tamamlamak istiyorlar. Çünkü eğitim göreceli bir kısım. Ne zaman bir olay bitse sürekli bir yeni makaleler çıkıp sürekli yeni bir teknikler meydana geliyor. Yani sürekli eğitim görecekli olduğu için sürekli yerinde sayamaz kimse. Peki bu eğitimin belli bir süresi var mı? Yani geldi mesela 3 yaşında bir çocuk veya 6 yaşında bir çocuk. Ne kadarlık bir zaman paketi var? Bu hani kayak öğrenmesi için geçen süre ne kadar? Şimdi şöyle bir şey, kimseye biz burada zaman diliminde bir zamanlama yapmıyoruz kesinlikle. Eğer çocuğun kesinlikle motorik becerileri ve psikomotor gelişimlerinde gerçekten bir yeteneklilik varsa çocuk 3. derste de alır, 5. derste de alır bizden kayma tekniklerini. İleri seviye tekniklerine çıkmak gerekiyorsa bu 1 yılda alır, 2 yılda alır. Peki biraz da ücretlerden bahseder misiniz? Nedir buranın, burada kayak yapmanın bedeli? Burada kayak yapmanın bedeli aslında dağdaki fiyatla hemen hemen aynı. Aslında biraz daha düşüyoruz. Fiyatlarda 10'lu ders dediğimiz kayak paketimiz 2000 TL. Yetişkinlerde de, çocuklarda da aynı. Ama 6 aylık üyelik dediğimiz kısımlarda çocuklarda 3600 lira. Erkekler, yani yetişkinlerde 18 yaş üstü bayanlarda ya da yetişkin erkeklerde fiyatımız 4500 civarı. 5400 civarı değişiyor. Paketin grubuna içine göre değişiyor. Opsiyonellerine göre değişiyor. Şu anda içinde bulunduğumuz Kayak Akademi'nin Türkiye'de başka bir benzeri yok. Peki Avrupa'da veya dünyada bir benzeri var mı bu uygulamanın? Şimdi bu uygulamanın Türkiye'de de dünyada da bir benzeri yok. Dünyada nasıl benzeri yok? Şöyle, hepsi, makinelerin buradaki hepsi bir çatı altında toplandı. Ama Avrupa'da bir çatı altında değil de dağınık şeklinde var. Yani hepsinden birer parça ya da ikişer parça şeklinde var. Türkiye'de zaten yok. Sadece burası temsile. Ama bizim burada hedefimiz Türkiye'de 20 tane daha yer açıp Sayın Başkanımız Erol Yarar Bey'in dediği gibi de 4 milyon insana ulaşmak hedefimiz. Peki şimdi hem burada kayak var hem snowboard var. Bir de yoğunluk diyeceğini soracağım. Hafta sonları mı geliniyor daha çok, hafta içi mi? Bir de son olarak daha çok çocuklara mı ilgi var yoksa yetişkinlerin mi ilgisi var? Şimdi şöyle söyleyeyim, çocuklar dönemindeki biz yaş gruplarını ayırdık. Çocukların okul dönemleri oldukları için biz onları pazar, yani hafta içi gruplarını alıyoruz. Sabah 10, akşam 10 zaten sürekli gelenler oluyor. Ama cumartesi pazarı genelde yetişkinler geliyor. Çünkü niye? İşlerinden dolayı. Ve cumartesi pazarım şu anda full benim. Hafta sonunda yaklaşık saat 7'ye kadar fullüm. 7'den sonra seyrek iş saatlerinde uygun olduklarında gelenler var. Peki şimdi burada sadece biz kayak pisti, deneme pistinin üzerinde konuşuyoruz. Fakat burada işte tırmanma duvarı, motor becerileri,
diğer alanlar da var, diğer eğitim alanları da var, denge vesaire. Biraz da onlardan da bahseder misiniz? Burada sadece kayağın dışına değil, diğer bölümleri de anlatır mısınız bize? Ya şimdi şöyle, burayı sadece kayak akademisi olarak, yani kayak verme, eğitimi verme tarzında bir yer açamayız. Sebep şu, kayak bir bütün kompozisyondan oluşuyor. Yani işin içinde denge var, konsantrasyon var, yer yön çabukluk var, hedef kontrol sistemleri var, odaklanmalar var, refleksler var. Yani neredeyse tüm vücudun hem ince kas gruplarından kalın kas gruplarına kadar tüm hepsini kullanmış aktivasyon şeklindeyiz. Bunun içinde sadece kayak kayarak o kas gruplarına hitaben bir çalışma yapamayız. O yüzden motorik becerileriyle, küçük kas gruplarıyla bir kompozisyon yapıyoruz. Biraz daha o şeye gelirsek, detaylara gelirsek, bütün o paketi alan bir öğrenci burada kaymanın dışında işte ne bileyim duvara tırmanma ve diğer denge aletleri de var. Hepsini birden mi kullanıyor burada? Şimdi şöyle, buraya gelen üyeler eğitimlerini biz burada ilk önce postür analizleri yapıyoruz. Bizim buradaki cihazlarımızla biz ilk önce eklem açılarını ve denge hesaplamalarını yapıyoruz. Yani kişinin dengesi postür analizinde sağda mı solda mı, önde mi arkada mı, bunu board ya da kayak olarak değerlendirerek seçimlerinde bulunuyoruz. Ondan sonra vücuttaki eklem açılarını hesaplıyoruz. Sonra vücudun hareket analizlerini alıyoruz. Bunlara göre biz bir program oluşturuyoruz. Bu program dahilinde kişinin eğer eksik bir postür analizi varsa ona daha fazla hitaben çalışma yapıp bunu tamamıyla tamamlıyoruz. Bunun için de buradaki cihazların hepsinin kayak dışında da olması lazım ki bu postür analizlerinin kas gruplarını kullanabilelim. Şimdi Prama dediğimiz istasyon cihazlarımız var. Yani Digibag dediğimiz istasyon cihazlarımız var. Burada yaptığımız çalışmalar beceri, koordinasyon, çabukluk, çeviklik, refleks, odaklanma, çabukluk, yer yön değiştirme, bunların hepsini bu kısımda halledebiliyoruz. Fonksiyonel kısmımız var. Burada dediğim gibi postür analizlerini yapıp eklemlerde hangisinde açıkta kısıtlık varsa bunların çalışmalarını onlara göre yapıyoruz. Ya da kuvvetlenme kısımlarında hangisinde eksiklik varsa, hangi adalede, hangi kas grubunda kısıtlılık varsa bunların yüklenmelerini onlara göre ayarlıyoruz. Sonra slackline dediğimiz bir denge ipimiz var. Tamamıyla buradaki profesyonellikte hem rehabilitasyon çalışmaları yapılabiliyor. Yani sakat sporcu gelip onun tedavisini yapabiliyoruz. Onun tedavisinden performansa dönüş bir tedavi yapabiliyoruz tekrardan. Peki şimdi genel olarak baktığınız zaman 4 aylık bir tecrübeye göre daha çok snowboard'a mı şey var, kayağa mı ilgi var? Şu anda eşit hemen hemen ama talep board'a geliyor birçoğu çocuklardan. Ama biz burada board'u 10 yaşından çocuklar, yani 10 yaşındaki küçük çocuklara vermiyoruz. Sebep şu, o kas gruplarına daha hakimiyet sağlanmadı. 10 yaşına kadar belirli bir yaş grubunun kas grupları var. O kas grupları tamamıyla yerine oturmadığı zaman ya da kuvvetlenmediği zaman o board'a o hakimiyeti sağlayamaz. Biz de bu yüzden vermiyoruz. Yani önce kayakla mı başlıyor çocuklar? 3 yaşındaki çocuklara ben genelde kayakla başlatıyorum. 10 yaşına kadar bunun hem dengesini alıyor, hem kuvvetini alıyor, hem de işin püf noktalarını çözmüş oluyor. Zaten board'a hazırlanacak. Board'da da zaten kaya yaptığı zaman, ikisi çok ayrı bir branş aslında ama 3 yaşındaki çocuğu kesinlikle kayakta başlatırız. Şimdi de kameralarımızı Kurabiye Adam Cross Duatlon yarışına çeviriyoruz. 5, 4, 3, 2, 1, başla! Tekneköy Belediyesi ve Triatlon Federasyonu desteğiyle yapılan Kurabiye Adam Cross Duatlon 2018 organizasyonu geçen hafta sonu gerçekleştirildi. Büyük bir ilgi gören ve kontenjanın neredeyse dolduğu organizasyonda birbirinden iddialı yarışmacılar kurabiye adam olmak için ter döktüler. Müzik
çizgisinde madalyalarını ve Derin Lezzetler firmasının hazırlamış olduğu lezzetli kurabiyelerini alan yarışmacılar, ödül töreninde yapılan çekilişte çok değerli hediyeler kazandı. Yapılan çekilişte çeşitli sürpriz ödüller hediye edildi. Parkurun en hızlı kadın ve erkek sporcuları SMS Santini firması tarafından Kemal Merkit anısına yaptırılan özel bisiklet tişörtünün sahipleri oldu. Gel abi şöyle çevreden dolaş ya da atla. Tofu lastiği sizden verelim. Sen de hemen. Ay, tofu şimdi. Şimdi de Pro Bike'dan. Buradayım abi. yok abi çektin de bakmadan çektin onu. Yapmıyoruz ama sen istiyorsan sende var mı bundan? Varsa yok tamam o zaman. Kendini mi çektin? Kendini çektin. Numaranı mı çektin ya? Abi şaka ama ya. Yani gördün mü? Kamerada bakmadan çektin. Teşekkür ederim. Sayıyoruz abi. Sağ olun. Bisiklet dişlisinden özel olarak imal edilen kategori madalyaları, soğuk hava ve çamura rağmen zoru başaran yarışmacılar ve izleyiciler tarafından yoğun ilgi gördü. Bu arada elinizde bir şey varsa şöyle hoplayıp tutlayabiliriz. Cem buraya bak. Geçin geçin. Bravo. Kadınlarda Semra Yetiş, erkeklerde bravo. Muammer Yıldız parkur birincileri oldu. Bravo. Mesela biz parkurda sürüyorken sizler çok güzel performans yaptınız. Bize ilham verdiğiniz için ve formanın hakkını verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Takımlar kategorisinde Team Kaçkar, Ironman ve Trail Team ilk üç sırayı paylaştı. Soğuk hava koşulları ve çamuru dert etmeyen her seviyeden yarışmacı, bitiş çizgisinde madalyalarını ve kurabiyelerini aldıktan sonra ikram edilen lezzetli atıştırmalıkların keyfini çıkardı. 5 sene sonra Cross Duatlon'a katılan yarışmacıların bu etkinliği bekledikleri ve özledikleri gözlerden kaçmadı. Güzel Spor izleyicileri ve Outdoor Fitness okurları 2017'nin Doğa Sporları ödüllerini seçiyor. Ayrıntıları izliyoruz. Türkiye'nin tek doğa sporları dergisi Outdoor Fitness Türkiye ve Doğa Sporları programı Güzel Spor olarak 2017'ye damgasını vuran doğa sporcuları, spor etkinlikleri ve spora destek veren markaları ödüllendiriyoruz. Sosyal medya mecralarımızdan ve Galatasaray Televizyonu'ndaki Güzel Spor programından yaptığımız duyuruları binlerce takipçimiz oyluyor. Etkinlik, sporcular ve markalar kategorilerindeki oylamayı kazananlar Outdoor Fitness'ın Mart-Nisan sayısında açıklanacak. Türkiye'nin bu anlamda ilk doğa sporları etkinlik ve sporcularının ödüllendirileceği yarışmada şu kategoriler oylanabilecek. ...2017 yılının en iyi yol koşusu, en iyi maratonu, en iyi tek etaplı ultra maratonu, en iyi çok etaplı ultra maratonu, en iyi sky yarışı, en iyi patika koşusu, en iyi oryantrik etkinliği, en iyi çoklu sporları, en iyi bisiklet etkinliği, en iyi yüzme yarışı, en iyi triatlon yarışı, en iyi sosyal sorumluluk projesi, doğa sporlarını ve sporcuya katkı sağlayan markalar, en iyi spor grubu, doğa sporlarına katkı sağlayan sporcular. Yarışmaya Güzel Spor ve Outdoor Fitness Instagram hesaplarından direkt mesajla katılabilir, istediğiniz sporcu, etkinlik ve markaya oy verebilirsiniz. Bir Güzel Spor'un daha sonuna geldik. Bize Güzel Spor Instagram sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Sağlıklı ve sporla kalın.